Kötü bir şey var ve bana söylenmiyor gibi. O yüzden Deniz'i görene kadar zaten hiçbir şekilde rahat edemedim. Evet. Yardım edecek gibi gözüküp hayatı <laughs> daha da zorlaştırdı bizi. şu oldu ya bak o da çok enteresan. Aa dedik yine buradan bir kazık geliyor bize <gülüyor> böyle. <gülüyor> Bundan sonra da neden Sakarya olduğuyla ilgili şimdi muhabbet devam edecek. Niye Sakarya? <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili can bağlarımız, kıymetli dostlarımız nasılsınız? iyi misiniz? Umuyorum iyisinizdir. Umuyorum he herkesin keyfi yerindedir. Biz iyiyiz. Evimizdeyiz. <laughs> evimize hoş geldiniz. Biz de sizin de evinize hoş geldik. Çok güzel böyle bazen yorumlarda çünkü söylüyorlar işte evimize <laughs> hoş geldiniz evet. diye. Hoş bulduk arkadaşlar. Siz de buraya hoş geldiniz şu anda. Genelde video sonlarında söylüyoruz ama bu defa <laughs> en başında söylemek <laughs> istedim. Kanalımıza abone olup bizi desteklediğiniz için Bildirim zilini açıp yorum da yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet bugün part 1, part 2'sini yaptığımız video serimizin son videosu part 3. Final yapıyoruz. Final ya. e, bölümü acaba finalde başımıza neler geldi? Şimdi birazdan öyküyü anlatmaya başlayacağız yine. Burada aslında çok merak edilen şu iki şey var. Niye göç kararı aldınız ve neden Sakarya? Bununla ilgili de aslında evlendikten sonra yaşadığımız ve taşınma sürecine kadar gelen ki aşamanın çok etkisi var değil mi Filiz? Evet. Hani orada yaşadığımız şeyler bu, bu kararlara vesile ee, şey oldu. İlk iki videoda ne olduğunu belki izlememiş olanlar için bir hatırlatma yapalım. Belki ilk kez bu videoyla <laughs> izliyor olabilirler. İlk evet. iki videoda ne vardı? İlk videoda nasıl tanıştığımızı anlattık. İkinci videoda nasıl evlendiğimizi anlattık. Şimdi üçüncü videoda da neden taşındık, neden Sakarya'ya taşındık, nasıl taşındık bunu anlatıyoruz. Ya hiçbiri kolay olmadı onu Hiç söyleyebilirim. <laughs> Hep mücadele gerekti. Bu arada asıl konuya girmeden önce söylemek istediğim bir şey var. Çünkü daha önceki videoda söylemeyi unuttum. Biliyorsunuz ilk videolarda biraz çocukluğumuzdan tanışana kadar olan süreçten bahsetmiştik. Ben işte okul hayatımın nasıl bittiğinden, neden bittiğinden, ne zaman bittiğinden bahsetmiştim. Liseyi yarım bıraktığımı söylemiştim. Ee, sorularda var Filiz inşallah bitirebilmişsindir ne yaptın ne ettin diye. Evet Denizle tanıştıktan sonra liseyi bitirdim, ehliyetimi aldım ama üniversite gibi bir düşüncemiz vardı. Fakat bebek olduktan sonra o birazcık e, diyelim. ertelendi diyelim. Evet yani hayatın koşturmacasında bir şeyler birazcık ertelenmiş oldu. Evet hikayemiz devam ediyor ve tam gaz devam ediyor. Evlendik. Evlenene kadar süreci zaten biliyorsunuz. Balayı için Kıbrıs'a gittik başta. Oradan güzel şeylerle başlayalım. Sonradan biraz hayatın zorlukları girsin. Çok uygun fiyatlı. O zaman 2500 lira gibi bir paramıydı. Evlendiğimiz evet. sene 3000 lira gibi bir paramıydı. 3000 mıydı? liraydı. 3000 3000 küsürdü galiba şey uçak biletleri içinde. Uçak bileti içinde işte oradan uçaktan otele götürülme içinde böyle gayet güzel, ekonomik Böyle bir 4-5 ay önceden aldığımız bir tatil dediğim bir balayı planıydı. Üstelik Temmuz ayında evet. 14 Temmuz tarihini <laughs> 14 evet. Temmuz'da evlenmiştik. Şöyle güzel bir şey oldu. Güzel şeylerle başlayalım dedik ya. Otele gittik. Bizim balayında olduğumuzu öğrendiklerinde biz aslında böyle arkada deniz görmeyen hani daha uygun fiyatlı bir oda almışken bize kral dairelerini verdiler ve biz otelin en güzel odasında balayımızı geçirmiş olduk. dan otelde de tekrar çok teşekkür ederiz adı neydi? Alkin, Palm Beach. Alkin, Alkin, Alkin Palm Beach Palm Beach Palm evet. Beach ee, Magosa da Magosa evet. mı Magosa mı Magosa 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 da diyorlar çünkü Magosa da evet, diyorlar Magosa da çok güzel bir balayımız oldu otelden de gerçekten çok memnun kaldık evet. Yemekleri ayrı güzeldi hatta şu vardı değil mi etrafıma genelde anlatırken öyle anlatıyorum Şimdi açık büfeye giriyorsunuz Diyorsunuz ki ya hani tadı çok güzel değildir alayım bari biraz yiyeyim. Ya ne alsanız tadı bu kadar mı güzel olur değil mi? Evet. Yani gerçekten çok güzel bir oteldi. Gitmek isteyenler Akın Palm Beach. Evet, tavsiye edebiliriz tavsiye gerçekten. Tavsiye edelim. Hiçbir bir, sponsorluk falan yok, yok bu yok. arada. Bir de şey hani sadece bir yani nasıl desem sadece kebaplar ya da sadece balık menüsü değil her, her şey çok Her şey var çok şey var. Çok, çok lezzetli evet, çok, güzel. çok güzel. Gerçekten çok iyi bir de benim daha önce Deniz de biliyor belki o yüzden böyle bir... <laughs> hani e, balayını ertelemek ya da işte yapmayalım e, deyip vazgeçmek istemedik. Çünkü Deniz biliyordu ki benim daha önce hiç böyle bir otele gitmişliğim ah. ne bileyim böyle bir filizin ilk vermiyordu. otele gidişiydi. <laughs> evet. Mesela hayatında yapmadım. oteli evet. yani ilk böyle tatil ilk oteliydi. Evet. İlk defa açık büfe vesaire birlikte onda yaşamış olduk. Çok güzeldi. Biz çok eğlenmiştik. Evet. Akabinde döndük. Biz bu kadar bütçemizi ayarlayıp kuruşu kuruşuna denk getirip değil mi? <laughs> Balayı yaptıktan sonra <laughs> Kardeşimle babam evde sağ olsun Bambam'a bakmak için gelmişlerdi ama Bambam bizsiz kaldığı için anksiyeteye girmiş. Evet yani Bambam bizim Çekmeköy'deki evimizde aslında <laughs> alışık olduğu ortamda olmasına karşı sadece biz yokuz diye. Biz yokuz diye anksiyete krizine girmiş ve patilerinin altlarını yemiş. Gelir gelmez bir veterinere gittik Varız. ve 2000 lira mı vermiştik, 2500 lira mı vermiştik veterinere? <laughs> i̇şte antibiyotik vuruldu, özel ilaçlar vuruldu, kremler sürüldü. Otur. Tamam. Otur. 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 Gel. Kafasına Huni takıldı çünkü devamlı <laughs> yaladığı için. Böylelikle <laughs> aman 300 lira daha az <laughs> verelim diye gittiğimiz balayından dönüşte 2000 liralık bir sürprizle karşılaşarak o günden sonra bir daha Bambam'dan hiç ayrılmama kararı aldık. Evet, tatil falan da hiçbir daha yapmadık zaten. Ta tatil gibi yaşamak istedik. Tatil onu, gibi. Bir sürü sebebi var bizim bu göç hikayemizin. Yani o yüzden aslında buradan başladık biraz da bunu anlatmaya. Sebeplerinden bir tanesi de şimdi Bambam bizim evdeki çocuk gibi. Yani bizim çok böyle sevdiğimiz ve önemsediğimiz bir Hayvan da demek istemiyorum. Çok önemsediğimiz bir ev arkadaşımız. Şimdi onsuz da hiçbir şey yapamadığımız için böyle müstekil bahçeli bir evimiz olsun, ne bileyim bahçemize indiğimiz zaman direkt tatilmiş gibi olsun gibi bir yerde yaşamak için aslında bu göç hayatına da başladık. Tabi bu çok ufak bir etken, bir sürü sebebi var ama hani bu da bir evet. sebep diyebiliriz. Yani tabi taşıma göç kararı almak istememizde alt alta sıralayınca bayağı uzun bir liste evet. var. Yani listenin en başında bizim bu hayatı yaşayabileceğimiz olan inancımız ve böyle bir hayatı arzu etmemiz en büyük nedenlerden biri. Biri de Mia'ydı tabii ki. Tabii Mia, Mia en büyük sebepti evet. tabii. Şimdi ona birazdan geleceğiz çünkü daha Mia yok. Evet. Evlendik. <laughs> evet. 2 sene kadar da çocuk düşünmüyorduk. Çünkü böyle biraz da artık hani evlendik, daha rahat hareket edebiliriz. işte gezelim, tozalım, hayatımızı yaşayalım, değil mi? Ee, öyle planlarımız vardı. Tabii 35 yaşındayız. Yani ben sen 34 yaşındasın, ben 35 yaşındayız. Yaşındayım. Çok da erken evlenmedik çünkü biraz geç evlenmiştik. Ve çevremizde bazı arkadaşlarımız bu şeyi öğrendikten sonra bizi korkutmaya başladı. Biraz belki yaşımızın da etkisiyle insanlar bize yani ne zaman çocuk düşünüyorsunuz, çok beklemeyin filan gibi şeyler söylüyorlardı. E yani biz biraz beklemeyi düşünüyoruz deyince de kendilerine ne kadar zor evet, çocuk yaptıklarını zaman ya da yapamadıklarını. De, evet yani ne kadar zaman sonra çocuk sahibi olabildiklerini anlatıyorlardı. O durum hmm. biraz bizi ürküttü <laughs> yaş faktörünü de hesaba katınca. Hmm. Yani biraz ben daha fazla korktum aslında bu durumdan ve Filiz'e şey dedim yani iki sene sonra yapmayı... Hani istiyoruz geleceğe 37 yaşına e bir 3-4 sene olmadı 5 sene olmadı geleceğiz 40 yaşına e bu nasıl olacak zor olacak bence biz bunu ertelemeyelim dedim. Biz 2 yıl gibi bir zaman sonrasında çocuk düşünmemize karşın e, düğünümüzden düğünümüzden 1,5 ay sonra ben Deniz'e bebeğimiz olacağı haberini verdi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada da aslında başka bir hikaye var o da aslında bizim. Bu hayatımızdaki önemli kilit noktalarından bir tanesi. Mia zaten başlı başına bir noktası da ben bu arada Asos'a gidip geliyorum. Çünkü orada bir tavuk çiftliği işte yapmaya çalışıyoruz. İşte... Biz üç ortak olarak işe başlamıştık ama arkadaşımızdan birisi maddi olarak artık bir yatırım yapmak istemediğinden, hani iş gücü olarak söz verdiği için yardımcı olacağından bahsetmişti. Bir süre sonra bu iş gücü içinde. de aslında çok yardımcı olamamaya başladı. Çünkü sonuçta herkesin maddi bir takım kaygıları var. Para kazanması gerekiyor. Onun da İstanbul'a gelip gitmesi gerekiyordu. Bu yüzden benim Asos'a gidişlerim biraz aslında fazlalaşmıştı. Yine o arkadaşımla gidiyordum bu arada. O da burada olduğu için işte babam orada biraz çiftliği idare etmeye çalışıyordu. Biz de her hafta işte gidip gelip çiftliğin orada işlerini yapıp tekrar İstanbul'a geliyorduk. Yani Deniz bu arada e, evlenmeden, evlenmeden önce başladığı bu tavuk çiftliği konusunda evlendikten sonra da aynı tempoyla devam ediyordu. Yani ki gebelik ki sürecinde gebelik de aslında devam da etti. Ya yani, ayda üç kez en azından gidip geliyordu ki bayağı da işte Çanakkale'ye ulaşmak, oradan köye ulaşmak aşağı yukarı Doğru. 7 saatlik Doğru. bir yoldan bahsediyoruz bu arada. Gittiğinde de birkaç gün kalıp geri dönüyordu. Deniz Çanakkale'deyken bir gün şöyle bir haber geldi. Deniz böyle biraz çarpıntısı olduğu için telaşlanmış babasını da tavsiye etti bir doktora beraber gitmişler. Fakat oradaki süreç birazcık daha karmaşık bir şeylerin kapısını araladı diyeyim. O Doktor devam benim et. hayatımı öptü diyeyim. Hani şimdi buradan sağ olsun. Hani gerçekten bir kalp bir doktoruydu. Hani gittik dağdan beni görür görmez zaten hiçbir şeyin yok dedi. EKG falan çekildi. Oğlum dedi aslan gibi kalbim var. Neye korkuyorsun? Ben böyle biraz evhamlıyım. Hep söylüyoruz. Ben de panik atak varmış, aksiyete varmış. Aslında bir psikologla görüşmen lazım ama hiç görüşme. Al şu ilacı, rahat edersin dedi ve bana Prozac mı vermişti? Prozac vermişti galiba. Prozac galiba. Prozac vermişti. Arkadaşlar Prozac beni mahvetti. Üçüncü günden sonra e, ilaç beni öyle bir etkiledi ki benim kaygılarım böyle. 100 kat arttı. Böyle devamlı sanki birileri gelecek beni öldürecek. O, o kadar rahatsızım ve huzursuzum ki. Meğerse ilaç başta biraz huzursuz ediyormuş. Sonra e, huzurlu ediyormuş. Onu da anlamadım yani hani. Yani zannediyorum içindeki etken maddelerden kaynaklanan bir şeyle uyku yapmıyor. Çünkü bazı ilaçlar uyku yapıyor. Uyku yapmasın diye Deniz adına karar vermişler. Hani seçeneği ona sunmadan. <laughs> e, sen uyuma uyku yapmasın sana. Sana bu ilacı verelim deyip doktor hani kendi kafasında bu muhakeme yapıp Deniz o ilacı vermiş. O da ortalama iki haftaya <laughs> kadar süren bir kaygıyı arttırma durumu oluyor. Ondan sonra sonra kaygıyı azaltma durumu evet, oluyormuş. Tabii o durum beni mahvetti. İstanbul'a geldiğimiz gün de aslında orada hikayeyi de Filiz devralabilir, Filiz anlatabilir. Filiz bana çok hoş bir sürpriz hazırlamış evde. Bu arada Deniz yine dediğim gibi Çanakkale'ye gidiyor geliyor. Bu rahatsızlığından da benim telefonla haberim oldu. Fakat benim de ona bir haberim var. Telefonla vermek istemiyorum. Sürpriz <laughs> yapmak istiyorum. Evde hazırlık yaptım. İşte balonlar, notlar, bir şeyler, bebek patikleri çünkü... Bebeğimiz olacağı Minyanır haberini vereceğim. Haberi evet. bana. <laughs> Bir bebeğimiz olacağı haberini vereceğim. Deniz'in gelmesini beklediğim gece hazırlık yaptım tabii ki. <laughs> Fakat Deniz o gece eve gelmedi. Yani orada şöyle oldu aslında. O arkadaşımla birlikte İstanbul'a geldik. İşte önce onu eve bırakıp oradan ben eve devam edecektim. Benim arabaylaydık o zaman. Ben onlara gittiğim zaman o kadar kötüydüm ki böyle tansiyonum 16'ya 12 ya falan hani çok yüksek ikisi de normalde benim tansiyonum da böyle 16 11 7 falan hani 12 bile değil düşük tansiyonlu biriyim tansiyonum çok yükseldi şekerim bir düşüyor bir yükseliyor böyle vücudumda çok garip şeyler oluyor ve ben kendim böyle çok kötü hissediyorum kendi başıma araba kullanmayı bırakın asansörle böyle apartmandan aşağı inebilecek halde değilim evet. gerçekten çok kötüyüm ve ben o akşam arkadaşımda kaldım ben ulaşamayınca tabii işte abicim dedim yani gelmediniz Deniz nerede ne oldu <laughs> dedi ki Deniz şu anda biraz korkma filistelaştı ama iyi değil e biz de biraz dinlensin sabah gelir fakat sabah da Deniz gelemedi tabii, sabah ben arkadaşıma <laughs> ben Engin abi direkt Engin abi ben çok kötüyüm beni acile götürün ben öleceğim herhalde hani e, modunda biz bir devlet hastanesinin acil bölümüne gittik. Yine bana böyle kablolar bağladılar EKG, MKG vesaire. Yine bir doktor geldi. Hiçbir şeyin yok. Hani senin galiba durum psikolojik seni psikoloji servisimize yönlendirelim dedi. Filiz oraya gelmişti, Filiz'le buluştuk. Tabii Filiz böyle telaşlı tekrar. Tabii. Ee, çünkü şey ya ben çok korktum çünkü ya bir de sürekli. Tamam bir nazlı şekilde, biri değilimdir hani. Yani bir de sürekli şöyle bir şey var bende yani bir şey söylediğinde insanlar bana hep altında daha kötüsü olabileceği fikri. Geliyor yani daha kötü bir şey var ve bana söylenmiyor gibi o yüzden Deniz'i görene kadar zaten hiçbir şekilde rahat edemedim e, haberi de o şekilde vermek istemiyorum çünkü Deniz'in bu durumdan nasıl etkileneceği konusunda da birazcık o anda kaygılıyım nihayet de eve gidene kadar bekledim <laughs> eve gittiğimizde ben onu tatlı bir oyunla Bu arada hastanede bana bir sakinleştirici yaptılar. Ben birden böyle dünyayı toz pembe görmeye başladım. <laughs> Tüm Pamuk. sorunlarım bitti. Pamuk gibi oldum. Hani böyle rahatım filizi de aldım arabayla eve gittik ve bana sürprizini yaptı. Gerçekten çok güzel bir sürprizdi ve yani belki o kötü zamanlardan çıkabilmemin sebebi biraz bu oldu. Yani o çocuk haberi bana çok iyi gelmişti. Çok istediğim bir şeydi. Çok mutlu olmuştum. Normalde ya evlilik öncesinde çocuk fikrine bu kadar soğuk bakan birinin gerçekten bu kadar mutlu olacağını düşünmemiştim ama... Ben de düşünmemiştim. Evet, Güzel oldu. İyi yani. Bu panik atak aslında bende uzun bir süre devam etti değil mi? Bir 7-8 ay kadar. Evet. Ee, yani devamı tansiyon ölçme, devamlı nabız alma, ya özellikle o ilk hafta proza vücudumdan atana kadar hemen hemen değil mi biz her gün şeye gitmiştik acile gitmiştik bir şekilde. Yani ben bir de artık acili beğenmiyorum. Diyorum ki yok o orada tam bakamıyorlar herhalde bir şey yok. Başka bir hastanenin aciline gidiyoruz. Zaten hani bu böyle psikolojik bir Evet, de... psikolojik bir şey olduğu için asla verilen <laughs> cevaplar sizi tatmin etmiyor. Yani bir şey söylen söyleniyor mesela kalbe bakıldı ama şey, şey diyor ya kalple ilgili değil de belki işte yani, böbrekle ilgili. Böbrekle mi? ilgili olmasın. işte ne bileyim kan dolaşımı ile ilgili olmasın. Başka bir şeyle ilgili olmasın. Yani sürekli deniz farklı hastalıklar türetiyor kafasında ve o kaygıyı besliyor yani bir yandan da psikolojik olarak. Mesela, en sonunda çok güzel bir doktora denk gelmiştik. Murat abi gene araya girmişti beni ee, çok iyi bir kalp doktoruna götürdü. Koç Üniversitesi, Koç Hastanesi Üniversitesi Hastanesi. Hastanesi'nde tabi bana böyle Holter taktılar. İşte EKG yapıldı, <laughs> efor testi yapıldı. Neydi bu daha derinlemesine baktıkları EKG, EFOR bir şey daha var. Şimdi adını unuttum böyle renkli ultrason gibi bakıyorlar böyle hmm. kalbe. Neyse o, o şekilde de bakıldı. Yani doktor şey dedi sen de yanımdaydın o gün. Yani sen dedi bir 30 sene gelme dedi. Hani hiçbir şeyin yok gayet de iyisin. Kalbin benden iyi durumda. Denizcan boşu boşuna seni psikiyatri servisine ile yönlendirelim dedi ama. Şöyle bir şey söyleyeceğim. ilk doktorun yani Denize onu ben tanımıyorum onu görmedim. O Çanakkale'deydi zaten babanla gittiğin. O doktorun aksine bu doktor sorabilme ihtimalimiz son her şeyin cevabını en baştan verdi. Ya peki başka bir şey olabilir mi diye Deniz daha sormadan... ben tüm detaylı kan tahlillerine de baktım. Her şeye baktım. Hani hiçbir yani sorun normal, yok. Böbrek normal, karaciğer normal. Biliyorum. Biliyorum söylediklerimden mutlu olmuyorsun. Belki de şu an sana bir hastalık verdesem tatmin olacaksın. Memnun olacaksın ama yok yani ne yapalım dedi. <laughs> çok iyi bir doktor. Ömer Bey'di değil mi? Evet misin? Ömer Bey. Buradan selam olsun. Kurtardı yani. Yani o kurtarmamın %50'si odur. Herhalde e, geri kalanı da Mia ile Filiz'dir. Orada sağ olsun o ara çok yanımda durmuştu. Çok destek olmuştu. Bu arada tabii... İşler de bir şekilde devam etmeliydi. Ben anaokulunda öğretmenlik yapıyordum. İşte tavuk çiftliği vardı. Bu arada biz Murat abiyle farklı bir firma ile görüşmeye başlamıştık ve aslında çok farklı bir proje üstünde çalışıyorduk. Böyle bir alfa takım işte alfa spor diye bir böyle crossfit tarzı bir şey başlatacaktık. Bu yüzden iki kişiyle gene isimlerini vermeyeyim. Birisiyle hala görüşüyorum. Birisiyle görüşmüyorum. Onlar da hatta ortaklıklar ayrıldılar. Sağ olsun biri herhalde değil mi hepimize bir kazık mı diyeyim artık? Ne diyeyim? Ar ar arkamıza mı dolandı diyeyim. Bir şey oldu. Yardım edecek gibi gözüküp hayatı <laughs> daha da zorlaştırdı bizim. Yardım edecek gibi gözüküp hayatı daha da zorlaştırdı. Biz bir ortaklık kurup evet yardım derken işe de yol almak anlamında. Yani. İşe başladık. Ya aslında şu var. Şimdi ikisi de iki abi de, iki abi de diyeceğim çünkü benden büyükler benim o panik hatamın ilk döneminde bana çok yardımcı oldular. Yanımda durdular, desteklediler, bir şekilde iş verdiler, iş çıkarttılar değil mi? Bir şekilde benim kafamı meşgul ettiler ve bana çok iyi gelmişti. Yani o yüzden başlangıcı için ikisine de çok teşekkür ederim. İş ilerlerken bu e, alfa işinin olmayacağı anlaşıldı. Ve bana şöyle bir teklifle geldiler. Ben böyle biraz İsviçre çakısı gibi olduğum için işte web sitesimi tamam, spor mu tamam, hani bu mu tamam, hani ne... Tamirat, tadilat. Ha, tamirat <laughs> mı tamam, <Başında gülüyor> televizyon tamirat tamir tamam, şunun başında dur tamam, web sitesini yap tamam, reklam yap tamam. Modunda olduğu için bana dediler ki işte bizim böyle böyle zaten bazı yerlere satış yapıyoruz. Biz bunu internetten de yapmak istiyoruz. Gel sen Trendyol hesabımızı vesairemizi aç yönet ve biz birlikte para kazanalım. İşte oradan gelen kazancı seninle yarı yarıya paylaşalım. İşte sana da oradan kazanç gelene kadar bir askeri ücret bağlayalım ve... İşte sonra kazanç gelmeye başlayınca sen bize bunu geri ödersin gibi böyle bir iş planı başlattılar. Bana da mantıklı geldi. Ana ee, anaokulundan ayrılıp tam zamanlı olarak bu firmada çalışmaya başladım. Bu arada biz evlendikten sonraki ilk evimizde Çekmeköy'deydik. E, fakat o evden bu arada gebelik süreci de devam ediyor. Artık sonlara doğru da yaklaşıyoruz. O süreçte biz Bostancı'daki eve taşındık ki... Niye taşındık? E, evet. <laughs> Şimdi o da şöyle aslında başladı. Yani o dönem daha o ortaklıkta bir para kazanmıyorduk, bir iş başlamamıştı hani hesaplar daha yeni açılıyordu vesaire. Ama ortaklardan bir tanesi e, o bölgede oturuyordu ve Deniz işte sen de gel yanıma, biz hep birlikte olalım, aile gibi olalım. Aile gibi olursak daha güçlü oluruz. Hani birbirimize destek olalım. İşte beraber bak ben beraber spor yapalım. Yani beraber spor yapalım onu ya. Yani. Hiç spor yapamadık ama hani ilk başlarken evet, şeyimiz yani şey, oydu. Deniz genç Normalde işte birebir de ders Tabii. verdiği bir, için. Bunu hani spor salonuma verdim parayı ben sana vereyim. Sen de işte kiranın üstüne ekle. işte Bostancı'ya gel yerleş. Böylelikle hep birlikte oluruz dedi. Ve biz bir şekilde önerileri kabul ettik. Çünkü abi kardeş ilişkisi olmuştu artık. Hani abimiz gibi gördük ve Bostancı'ya taşındık. Ve Bostancı'daki hikaye başladı. Bu arada Mia Bostancı'da. Dünyaya geldi. O dönem benim Bostancı'ya taşımakla ilgili kafamda bazı Çok soru işaretleri söyledim. vardı. Ee, ben de bunu o dönemki işte o abilerimizle evet, konuştum. Dedim ki bakın benim kafamda böyle böyle soru işaretleri var. Kadınlar genelde kaygılarında haklı çıkıyor sonunda arkadaşlar. Yani <gülüyor> hanımlarınıza <gülüyor> güvenin. Böyle her yani... haklılık mutlu etmiyor yalnız. Keşke bazen de haksız olsak. <laughs> Çünkü hatırlıyorsun o abiyle telefonda bir konuşma yapmıştın. Evet. WhatsApp'tan işte ben aramıştık. İşte böyle böyle merak etme işte ikiniz de benim kardeşimsiniz şöyle olacak böyle olacak vesaire. Tabi olanların hiçbiri öyle olmadı. Şimdi hikayenin devamında ufak ufak onlardan bahsedeceğiz. Bu arada ben böyle çok deli bir tempo çalışmaya başladım. Nasıl deli bir tempo? Şimdi ben firmanın işlerini yapmaya başladım. Benle alakalı olmayan. Numune al, numune götür, onu al, bunu buraya bırak. Şu alınacak, şu tamir edilecekten işte oğlumu okuldan al, sörf kursuna götür vesaire. Bir de bir tekne çıktı bir ara. İşte teknenin kaptanını al, teknenin şu eksik, şunu al, buraya götür. İşte evdeki televizyonumu tamir ettir. Değil mi? Hani birden böyle 7-24 çok aktif çalıştığımız bir gene işin içinde bu gene ofis boy oldum aslında. Asker ücreti ofis boyluk başlamış oldu. Evet anda. ve sonra ye yeni bir şube gibi bir yer açılış. Evet. Bizim eve yakın bir yerde orada çok uğraşmıştım onu hatırlıyorum. O da var. Hadi o ekstra gene hani benim için olacaktı hesapta da <laughs> sonra gene benim için olmadı. Bu arada bir de şu da var. işte Mia doğdu. işte tavuk çiftliği var ben oraya gidememeye başladım iyice e, biraz başkasına bıraktık bir de pandemi girdi zaten oraya oraya da pandemi evet pandemi yani, de girdi Mianın hatta doğumunda hiçbir akrabamız hiçbir tanıdığımız ziyaret edemedi sadece kardeşim hı hı. E, o da hani doğumun oldu katı almıyorlardı da ...ahirete hani girişinde beklemişlerdi... ...hastaneye gelmişlerdi... ...onun dışında hiç kimse yoktu, hiç kimse gelemezdi yoktu. zaten... ...evet yasaktı... Yani, ...zaten yalnızlık bir taraftan da... ...şimdi Filiz akşam evde deli gibi... ...kargo hazırlıyor... ...hani evet. benim oraya girdiğim... ...iş aslında... hani yol satışları hesap açtık ve... ...satış yapılmaya başlandı... ...güzel de satış oluyordu bir ara... ...yoğun satış oluyordu... ...Filiz böyle her akşam işte 80 kargo... ...90 kargo vesaire hazırlıyor... ...çünkü... Bir de şöyle bir şey var. Kendi Hazırlanan şey değil. Yani. Hazır değil. Evet. Yani nasıl hazır değil? İşte uygun fiyatlı bir ürün buluyorlar. Filiz onun etiketlerini söküyor, öbür etiketleri Öbür markanın etiketlerini takıyor, işte poşetliyor, ediyor. Yani çok değil mi yoğun bir tempo, uzun süren bir süreci gerçekleştiriyor. Evet, fabrikadan bambaşka bir haliyle geliyor, biz bambaşka evet. bir haliyle ee, müşteriye gönderiyoruz. Evet, aslında o işini Deniz çalışıyor ama arka planda <laughs> Deniz bizde çalıştırıyor yani. Hepimiz haralagirle devamlı çalışıyoruz. Çünkü ben öyle yoğun bir tempo çalışıyorum ki. Yani çocuğumu al oraya bırak, bunu al bankaya git numune bırak. Hani gene aynı şeyleri tekrarlamayayım üst üste. Böyle nefes alacak zaman bulamıyorum. Bu arada işte bu pandemi oldu ve yasaklardan biraz aslında evlere tıkıldık diyeceğim. Pandemi süreci zaten o kadar karmaşık bir süreçti ki hiç kimsenin hiçbir şey öngörebileceği bir durum değildi. Çünkü hepimizin yabancı olduğu bir süreçti. Hepimiz evlerimize kapandık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. işler nasıl yol alacak bilemiyoruz. E ilk defa ben şehirler arası ulaşımın yasaklandığı gibi bir şey tecrübe ettim. Yani ben hepimiz de. öyle. E, evde herkes işte kendi kendine yetmeye e, çalıştı. O süreçte tabii ailelerimizden de kimse gelip gidemiyor. Çünkü benim ailem zaten biliyorsunuz Artin'de e, Kimse gelip gidemiyor ama şehirler arası yasak ilk kalktığında kız kardeşim yanıma gelmişti. Bir alt ay kadar da kaldı. Tabii şehirler arası yasak kalkmadan önce bizim biraz tavuk işimiz baltalanmış oldu. Evet. Çünkü biz hani Asos'a gidiyoruz. Orada tavuk işimizi yapıyoruz. Yumurtalarımızı alıyoruz. Onları İstanbul'da satıyoruz. Herhangi bir şekilde daha şirketleşmediğimiz için çünkü demiştik ki işte bir açalım, pazar bulalım. Işte tavuklar istediğimiz sayıya çıksın. Ondan sonra şirketimizi açalım. Hani daha çok masraf olmasın diye yanlış bir düşünceyle işe başlamışız. Keşke öyle başlamasaydık. Bu yüzden şehirler arası için aslında geçiş izni alamadık. Çok fazla başvuruda bulunduk. Çok fazla aslında yalvardık, ağlandık böyle bir sürü yeri aradık. Ama bir türlü olmadı. E, hatırlıyorsunuz ne kadar sürmüş? İki ay mı sürmüştü? İki buçuk ay mı sürmüştü? Belki daha fazlaydı. Şu an hatırlamıyorum tamam, ama yanlış bir şey söyleyeyim ama evet. Uzun bir yani uzun bir süre sürmüştü. Şimdi tavuklar yem yemeye vesaireye devam ediyor, giderleri devam ediyor ki çok fazla tavuk var. Ama yumurta satamıyorsunuz. Yani tavuk çiftliğinin olduğu bölgede de o kadar yumurta satılacak bir insan yok yani herkes 10 tane yumurta alsa gene bitmiyor tabii, tabii. çünkü daha böyle bakir bir yer Öyle az ya, insanın tabii. olduğu bir yer böylelikle tavuk çiftliği bize çok fazla masraf olmaya başladı tam para kazandıracakken böyle bir olay neticesinde tavuk çiftliğini de aslında böyle ufak ufak kapamaya karar verdik ee, baya mia doğmadan önce başlamıştım mia 3 aylık olana kadar sonuçta aslında mia 3 aylıkken işte yasaklar uzun bir yasak geliyor falan diye biz e, İstanbul'a dönmüştük bir daha da zaten Çanakkale'ye hiç gitmedik. Şimdi bir taraftan da satışlar işte arttı. Satışlar devam ediyor. Tavuk çiftliği iptal oldu. Bu arada ben böyle ufak tefek işler yapıyorum. Reklamcılıkla ilgili. Kendi işte markamızla işler yapıyorduk o zaman. Farklı bir markamız vardı. Fakat birlikte iş yaptığım insanlar o işleri yapmamamı rica etti. Yani tüm Enerjini ve emeğini buraya harcamalısın hani burası haricinde bir yere lütfen işte emek harcama dendi aslında... Ama başta böyle konuşmamıştık tabii. Başta işte Deniz burada bunu da yaparsın, diğer işlerini de yaparsın. Hatta fatura kesmende işte herhangi bir problem olmaz. Bak buradan faturada kesersin, daha rahat iş yaparsın denmişti. O böyle evrildi, çevrildi. Ama Deniz işte başka yere enerji harcamanı istemiyoruz. Sen lütfen sadece buraya odaklana döndü ve aslında biraz yalnız bırakılmaya başlandık mı denir? Nasıl denir? O nasıl tabir edilir? sadece oraya kanalize olmak durumunda kaldık. Hatta hatta şöyle ki e, ya şunu seviyorum ben çok başka bir şey anlatacağım şu an gerçi ama bir yerde bazen kendinizden fazla fedakarlık ettiğinizde birçok insan bir şu anda bizi izleyen birçok kişi bunu tecrübe etmiştir. E, kendinizden biraz fazla fedakarlık verdiğinizde bu bir süre sonra sizin göreviniz oluyor. O yüzden İş yaparken, çalışırken iş tanımınız çok önemli. Yani ne iş yapmak için işe giriyorsunuz. Ne iş olsa yaparım e, tavrı öyle her zaman işe yarayan bir şey değil. Ona bir dipnot hemen ben de bir şey ekleyeceğim. Emeğinizi bedavaya veriyorsanız o emek değersiz Ay, evet. oluyor. Bir de. Ve Deniz sonunda kabahatli yapıyor. oluyorsunuz. Deniz bunu çok yapıyor. <laughs> Deniz diyorum yani yaptığın iş kıymetli bir iş. Lütfen yani pazarlama, işin pazarlama kısmı gerçekten çok büyük bir şey. Deniz böyle bazen karşı taraf indirim talep etmeden neredeyse ben size biraz yardımcı olayım moduna giriyor. Yani kimse senden böyle bir şey istemiyor ama Deniz çok fazla fedakar. Gerçekten çalıştığı yerlere çok fazla özveri de bulunuyor ve bir süre sonra yer süpürmek, silmekle de tabii ki bunlar gocun olacak işler değil ama bu iş için girmemişsin ve Hepsi senin de bana görevin kalmasın, oluyor. Hani Hepsi de bana çay kalmasın. çayı da sen demle, yeri de sen süpür, ama çöpü işte, de sen. At. Çöpü de sana. Reklamı i̇şte, da sen yap, toplantıya da sen git, numune de sen taşı. Tarifiyatlarla senilir, gülen, işte tarifiyat yapılırken başında <laughs> dur. Hani bir bir süre sonra her şey bir bakıyorsunuz ki sizin göreviniz olmuş oluyor ki. Bu durumda şöyle bir şey oluyor. Saat kavramı da ortadan kalkıyor. Bir artık bir ailen var ama gece saat 12'ye doğru 12 da... 12 sen hatırlıyorsun. 2'de falan aranıyordum ya. Evet. Ya Deniz şöyle acil bir şey var. Şu Photoshop'la şu resmi şuradan silebilir misin? <laughs> hani ya şu oldu ya bak o da çok enteresan. Araba yıkamacısına gitmiş abi. Şimdi tam gene şey yapmayayım. Araba yıkamacısına logo sözü vermiş. Deniz bana hadi bir yarım saatte logo yapıp atsana. Gerçekten, gerçekten. Hani hatırlamıyor musun? <laughs> Onu hatırlayamadım. Yani deniz. O kadar enteresan şeyler oluyordu ki. Hani logo yapıp atsana tamam abi ben hepsine tamam dediğim için biraz da pratiyimdir ben. Birazcık Çok böyle hızlıyımdır. Eşinin işleri farklı eşinin işler. Işleri, eşinin işleri, tabii eşinin işleri, kardeşin iş. Ya nasıl söyleyeyim şimdi? Hafta sonu deniz düğün var geliyorsun. <laughs> düğün fotoğrafçısısın bile dendi. Hani gidip düğün şipşak fotoğrafçılığı bile yaptım i̇şte yani. İşte böyle yani her şeye şey neyse. her şeyi ben yaparım. Aa onu da o, da, o işte benim. Sonra da hepsi değersiz elimden oldu. Elimden gelir Sonra döneceğiz. da hepsi değersiz oldu. Hani yaptığınız hiçbir şey gözükmedi. Nedense onların size verdiği asker ücret birden böyle dağlar gibi olup hani ya biz daha ne yapacağız moduna dönüştü. Neyse tabii biz sürecin biraz artık böyle işlediğini gördüğümüz için Aa dedik yine buradan bir kazık geliyor <laughs> bir şey bize böyle. Geliyor, bir geliyor şey, gelmekte olan. Bir şey geliyor. Şimdi biraz yalnızlaştırıldık. Başka işler almamız istenmedi. Hani böyle komple buraya bağımlı hale getirildik. Ben anaokulundan ayrıldım, diğer işlerimi bıraktım. Hani tavuk çiftliği bir şekilde iptal oldu ve sadece buraya kanalize oldum. Dedim ki Filiz'e Filiz biz en ufacık bir tartışmada burada hani biteriz. Çünkü karşı taraf iş yapmak istemiyorum dediği anda hani bağlayıcı hiçbir şey yok. Çünkü ben her şeyimi sonuna kadar ...vermişim. Dedim ki... ...gel biz kendi şirketimizi kuralım... ...kendi markamızla internet üstünden... ...kendi ürünlerimizin satışını yapalım. Bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Bir B planı düşünmek zorundaydık... ...zaten çünkü... E, ...şimdi şöyle bir durum var ki... ...biz bundan hiç bahsetmedik ama... E, ya şimdi ...Çekmeköy'de oturduğumuz evin iki katı... Tabii ...bir ki kiraya... Değil. ...taşınmışız Bostancı'ya. Yani Bostancı'da oturmak... E, ...bizim bütçemizi oldukça zorlayan bir şey... Ve nihayetinde bu insanlarla yaptığımız işe güvenerek biz Bostancı ve işe yakın olmak için Bostancı'yı tercih ettik. O durumda o iş bittiği an evet. biz bayağı sıkıntılı bir durumda kalacağız çünkü bir birikimimiz yok yani. Hayır birikimi bir geçtim yok. bir taraftan da işte anaokulundan ayrılmışım. Tabii. İşte Diğer işler bir şekilde yapma diye bir şeyler empoze edilmiş ve ben artık iş almamaya başlamışım. Hani başka gelirlerimi de aslında iptal etmişim ve sadece buraya kanalize olmuşuz. Dedim filiz bu böyle olmayacak. İşte şirketimizi açalım. Biz Fant Efendi şirketimizi kurduk. Yani kendi markamızı kurduk. Ve koyduk. çok iyi satış yapmaya başladık en başından ve bunu da gizlemedik. Direkt kendi sosyal medya hesaplarımızdan vesairemizden Tabii. eşimiz evet. dostumuz da takip etsin, görsün vesaire diye paylaşarak böyle bir işe başladık. Ve bu arada bu işi kurmak için zaten daha önceki videolarda söylemiştik. Arabamızı sattık. Arabamızı Aynen. Arabamızı sattık. sattık. Yani Araçsız şey... da bir yandan işte tedarikçilere gitmeye çalışıyoruz, ürün almaya çalışıyoruz, marka işleriyle koşturmaya çalışıyoruz. Yani işte muhasebe işleri için koşturuyoruz. Bayağı böyle hareketli, tempolu, biraz zorlayıcı bir süreçti ama sonunda onun üstesinden geldik. Onun da üstesinden geldik ve tabii tahmin ettiğimiz şey oldu. Yaklaşık biz şirketimizi açtıktan bir ay sonra değil mi? Bir de, o gün de komikti aslında. Şimdi iş yerinde biz iki kişi çalışıyorduk diyeyim. Hani çalışanları bir kız vardı. Ben girdiğim zaman aslında çalışan değildim. Ortaktım ama birden gene çalışan vasfına döndüğüm için onunla bir tartışma yaşamışlardı ve kız istifa etmişti. Onunla ilgili konuşalım diye ofise çağrılmıştık. Hani kız çağrıldı, ben çağırdım, Hep birlikte ofiste konuşup ortak bir yol bulacağız. <laughs> yani, şey şöyle bir şey oldu <laughs> aslında. Deniz bana dedi ki ya işte o bayan arkadaş işten ayrılacak galiba ya ya tüh ya inşallah öyle bir şey olmaz çünkü düğünü yakın nasıl olur filan diye ben başka biri için üzülürken Deniz işe yolladım Deniz öğlen geldi baktım Deniz işten ayrılmış. Yani iş artık öyle bir pozisyona döndü Vallahi ki gülerek anlatıyoruz enteresan. Ya, ne yapacaksın yani, ya yani geçti bitti. Açın. Çok şükür. <laughs> yani. Çok enteresan şeyler yaşadık. Şimdi gene hepsini anlatamıyoruz. Yani hepsini anlatamıyoruzdan kalsın hepsini de anlatmaya gerek yok bu kadar da değil mi? Yani çok detay var. Çok detay var. var. <laughs> hani ona başlasak 20 sezonluk sadece değil mi bu işin şeyleri olur. Böyle gittiğim zaman böyle çok memnuniyetsiz. Ya şu var çok basit tekrar bir özetleyeyim. Trend yol işi yapıyoruz. Trend yol işinin zaten satışından kendi maaşım ve üstünü çıkartıyorum ortak olacaktık ama işte bir asgari ücret bir şeye bağladılar. Kendi, bana verdikleri parasını, parayı ve üstünü çıkartıyorum. Bunun yanında şirketin tüm işlerini yapıyorum. Yani web sitesi ise web sitesi, kurumsal kimlik ise kurumsal kimlik, kart vizit ise kart vizit, fotoğraf çekimi ise fotoğraf çekimi. Bunun yanında Niye arkadaşın fotoğrafçı? çocuğunu okula götürüp getiriyorum, sörf kursuna götürüyorum, kardeşinin düğün fotoğraflarını çekiyorum, eşinin işleri oluyor, onun tüm işlerini yapıyorum. Yani, Otoparkçı logo. Pardon. otoparkçısına logo yapıyorum. Yani hani böyle çok kapsamlı bir ofis boy olarak çalışırken bir de karşınızdaki size böyle memnuniyetsiz bir tavır sergileyince artık sizin de biraz... yani benim daha doydum artık yani abi dedim hani sen bak artık saçmalıyorsun lütfen saçmalama böyle sert çıkıştığım zaman da, da tabii bir saygısızlık falan yok oradan da bize yok bizden de onlara yok yani hani ama böyle bir artık biraz sular gerilince karşı tarafta zaten benim en başta tahmin ettiğim gibi tamam o zaman hani biz birlikte çalışmayalım biz gayet medeni bir şekilde bitti canım zaten ee, orada bir kardeş. çalışmayalım bitti. Ha hani medeni ne <laughs> medeniyorsun. gayet böyle medeni şekilde <laughs> e, yollarımızı e, ...ayırmış olduk. Tabii küslükler oldu, şey oldu. Ama bir taraftan da şu var. Mesela ben iki ortaktan bir tanesiyle hala görüşüyorum. Öbür kız da oradan ayrıldı daha sonra biliyorum. Şimdi onunla da bir muhabbetim var. Hala sosyal medyadan birbirimizi takip ediyoruz. Bir şey olsa birbirimizi arayıp konuşuruz diye düşünüyorum. Yani Hı -hı. daha konuşuyorduk da biliyorsun. Evet, evet. Çok yakın zamana kadar. Bir onlarla e, böyle bir durum oldu ve görüşmemeye başladık. Ama tabii bu durum şuna... Yani burada iki tane aslında önemli nokta var. Bir pandemi eve tıkılmamız sonucunda yaşadığımız o negatiflik burhan bizi hep bir burhan değil o evet, buhran <laughs> o buhran bizi böyle yeşilliğe doğru ormana doğru aslında ittirdi. Yani böyle bir e, gidelim artık ki biz yine şanslıydık. Şimdi iki şansımız tabii vardı. Bostancı. Birincisi Bostancı'da yani bir şekilde Bostancı'ya taşınmıştık artık ve tabii ki oranın nimetlerinden de faydalanıyorduk yani 10-15 evet, ya dakika yürüyüp ee, Bağdat Caddesi'ne ya da işte e, sahile inebiliyorduk. Köpeğimiz olduğu için de e, sokağa çıkma <laughs> yasaklarında bile köpek yürütüyoruz <laughs> evet, diye köpek çıkabiliyorduk. Yürütüyoruz <laughs> diye çıkabiliyorduk. Öyle tabii güzellikleri vardı. Onları da yaşadık şimdi yaşamadık desek yalan evet, olur. Ona rağmen bunu Ama işte biz yani. pandemi noktasında acaba taşınsak mı diye konuşmaya başlamıştık ama para kazanmamız gerekiyordu ve para kazandığımız bir şey yoktu. O yüzden İstanbul'a bağımlı haldeydik. Bu işler böyle olduğu zaman kendi şirketimizi kurunca bu parayı da kazanmaya başladık ve artık buraya bağımlı hale gelmedik. Evet. Yani aslında bizim köye göç hikayesi böyle başladı. Bundan sonra da neden Sakarya olduğu ile ilgili şimdi muhabbet devam edecek. Niye Sakarya? Ah. Yani mesela şey diyebilirsiniz tavuk çiftliği kurmuşsunuz Asos tarafında hani vesaire niye oraya gitmediniz değil mi? Oranın da çok ilginç bir hikayesi var. Köye göç kararı aldığımızı etrafımıza söylemeye başladık. Ve evet. herkes aslında olumlu karşıladı. Kimse olumsuz karşılamadı. Evet. Sonra yerler aramaya başladık. İşte Antalya'ya mı gitsek? Ne bileyim Samsun'a mı gitsek? Bartın'a mı gitsek? Bart, Denizli'de ev baktık. Denizli'ye mi gitsek? Hani böyle aslında tüm Türkiye'den e, ev bakmaya başladık. Çünkü o zaman ilan sitelerinden ev bakabiliyorduk. Yani arabamızı da sattığımız için gidip gelme gibi şansımız yoktu. Ve şöyle bir kriter belirledik. Müstakil olsun, bahçeli olsun değil mi? Yelpaze bu, çok geniş. Tüm ilanları çıkart işte para aralığı şu olsun vesaire biz tüm evlere bakıyoruz. Evet, yelpaze çok genişti yani. Bir çok geniş. şey Birçok şehirde yer aradık ve ev baktık gerçekten. Tam o sırada tavuk çiftliğinde işte bu ortak olan arkadaşlarımdan bir tanesi dedi ki ya Deniz senin ailenin Asos'ta yazlığı var. Hani 3,5-4 dönüm arazi içinde çok güzel bir ev var. Aşağıda da yani 30 dönüme yakın bir arazi var. Hani Niye başka yere gitmeye çalışıyorsun da buraya gitmiyorsun? Vallahi biz hiç düşünmemiştik. Aklımıza gerçekten gelmemişti. Gelmedi, hiç böyle bir şey yoktu. Arkadaşım söyleyince ya olmaz ama hadi bir e, soralım dedik. İlk başta okeylendi. Yani babam çok sevinmiş. Daha tabii torunumla morunumla vesaire yaşamak isterim diye. Çünkü şimdi şöyle bir durum var. E, aslında Deniz'in babası zaten tam zamanlı olarak tabii. Çanakkale'de o evde yaşıyor. Ben bu durumu babama açtım. işte babam çok sevindi başta. Okey dedi, olur dedi. Çok güzel dedi. Ve ee, yalnız yani orası. Ve yalnız orada. Hani babam tam zamanlı orada kalıyor. Annem İstanbul'da genelde. Hani hastalansam bir, çorba, yapın, yapanı bir dedim. çorba yapanım yok demişti hatta. Böyle herkes çok mutlu. Ben şey dedim baba aşağıda büyük bir arazi var. Bunun da 4-5 tane tapusu var. Bunlardan bir tanesini bana verseniz ben oraya kendi evimi yapsam olur mu? Oğlum dedi sen önce dedi bak burada ev var. Bir gelin yerleşin bakalım bu hayatı becerebilecek misiniz? Yapabilecek misiniz? Yapabilirseniz ondan sonrası kolay. Hani o zaman dedi kendi aramızda biz onu hallederiz. Bize de mantıklı geldi. Tamam dedik. Ama bir hafta sonra birden değil mi? Komple ev üstüne ev mi olur? İşte siz oraya gitmemelisiniz. Çocuğunuzu düşünün. işte boğulacaksan büyük denizde boğul, asılacaksan İngiliz ipiyle asıl gibi böyle bazı atasözleri ve deyimlerle birlikte bizim bu taşınma planımızın gerçekleşmemesi gerektiğiyle ile ilgili biraz baskı diyeyim baskıya uğramaya başladık. Ama köy hayatı size göre değil. Köy hayatı size yani. göre değil dediler. Ama şu var, biz oraya taşınmak istemeden önce hani başka bir yerde ev bakalımında kimse için bir problem yoktu. Aa evet çok güzel gidebilirsiniz deniliyordu. Ama ne zaman ki Asos'tan o yeri istedik ya da eve işte biz de gidelim yerleşelim dedik. E o zaman birden problemler çıkmaya başladı. Burada trajikomik bir şey var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. İleride zaten şu anda da gülüyoruz aslında. Bana bu öneride bulunan o tavuk çiftliğinde ortak olduğum arkadaşım o günden beri biz bu konuşmaları yaptığımızdan beri Asos'ta kalıyor. Bizim yazlık bizim kalamadığımız yazlıkta arkadaşım kalıyor. Yani bu da çok enteresan. Bir diplo iki yıldır orada kalıyor. Yani evet. iki yıldır biz buraya geldi yani Sakarya'ya geldiğimizden beri orada kalıyor. Bu yüzden Asos kısmı bizim için olmadı. Evet. Ege hayalimiz orada gerçekleşmedi. Daha ya böyle Muğla tarafına doğru vesaire gidecektik aradık. E, o sırada da böyle çok fazla orman yangını değil mi? Çok fazla evet. sel. Yani biz mesela Manavgat tarafından bir eve bakıyoruz yangın başlıyor. Bartın tarafından bir ev bakıyoruz. Sel, vardı, uf, sel oluyor. Ve bu arada tabii biz ev sahibimize de evden çıkacağımızı söyledik. Ama evden çıkacağımızı söylerken daha evde bulmamıştık. Ev bulmadığımız için bu da aslında bizim için biraz sıkıntı oldu. Ve en son aslında internet üstünden bulduğumuz en mantıklı ilanı Değil mi? Gidip Sakarya Akyazı'daki evimize gidip orayla anlaşıp Taşınma kararı almıştık. Evet yani bu tip şeylerle e, ilgilenen, şey, köy evi arayan insanlara daha önceki videolarda da söylemiştik. Yine söylemiş olalım. Genelde Hı. köylerde insanlar evlerini ilan selerine koymuyorlar Koymuyor. zaten. Yani hatta köy evini kiraya vermek noktasında da herkes çok sıcak bakmıyor. E, hatta dün Mücahit'le beraberdik o... Buradan işte ya evimize yakın, şu an oturduğumuz eve yakın bir ev gösterdi. Ya bu ev çok güzeldi ama... Hı, buraya e, Yani işte ayarlayamadım. Çünkü kiralamak istemiyorlar. Yani bu konuda birazcık zor ev gerekiyorsa evet. dışarıdan yabancı biri gelmesin diye bakıyorlar. Aynen. Ki bence çok güzel bir bakış açısı. Evet. Çünkü hani köylünün elindeki toprağı satmaması, evini kiralamaması lazım ki buradaki o hayatta bitmesin. Burada da bir şekilde devam evet, edebilsin. Çok asimile olmasın, yani bozulmasın. Dışarı çıkmasın. Ama hani biz de yerleşmek istiyoruz. Tabii hani artık <laughs> yani biraz da tezat ama biz de daha doğal bir hayat yaşamak için gelmek istiyoruz. İşte o dönem sadece ilan sitelerinden baktığımız için önce bir Yalova'dan ev bakmıştık. Sonra Sakarya işte Akyaz'dan ev baktık. Ve hayatımızda ilk defa Sakarya'ya gelip eve bakıp Sakarya'ya Taşınma kararı aldık. Evet yani Sakarya ilk defa hayatımızda o zaman gördük. İlk, aynen yani Sakarya ilk gelişimizdi. Sakarya hakkında hiçbir Fikrimiz, fikrimiz, yok, yoktu. fikrimiz yoktu yani ne Sakarya'da mesela şu anda biliyoruz işte Manavlar yaşıyor, Muacirler e, yaşıyor, işte Karadenizler yaşıyor, Trabzonlar ve Rizeler hani bölge bölge farklı e, yerlerde yaşıyorlar şu an biliyoruz yani tam olarak istediğimiz araştırmayı yapamadan çünkü vaktimiz yoktu ve birden e, aslında taşınmamız gerekti bilmediğimiz bir yere taşınma kararı aldık evet. ve geldik. Ya bilmeden e, karar verirken yine de kafamıza kendimize göre bir değerlendirme elbette yapmıştık. Bizim için Sakarya artı puan yazan şeylerden bir tanesi İstanbul'a çok yakın olmasıydı. Çünkü bir yandan da yani gerçekten denemediğimiz bir hayat. Biz bunu yapabilecek miyiz? Sevecek miyiz? Önce bunun bir küçük demosunu yapmak gerekiyordu. Hı hı. O nedenle de İstanbul'dan çok uzaklaşmadan işlerimizi yine gerekirse devam ettirebilecek uzaklıkta olmak. İşte Ankara gibi işte İstanbul gibi metropollere yakın olmak bizim için biraz Karışınıza avantaj geldi. gibi gözüküyor. Yani bu da aslında neden Sakarya'ya taşınılabilir böyle bir hayat istiyorsanız özellikle İstanbul ya da Ankara'da yaşıyorsanız illa Muğla tarafına gitmek illa işte Ege'ye gitmek zorunda değilsiniz. Yani deniz istiyorsanız burada Karasu'da da var mesela. Evet. Doğa olarak da gerçekten hiç aşağı kalır bir yanı yok buranın e, hatta Şeyde bu kadar yayla, bu kadar göl, bu kadar hani Ege'de o doğal şey yoktur evet. yani. Tabi oranın da farklı güzellikleri var. Hani iki tarafında artıları, eksileri. Ya bu arada Sakarya'nın kendi, kendi içinde farklı. de kuzeyi ve güney e, tarafı çok farklı iklimler. Çok farklı Sakarya da büyük. Yani. Muğla yani. kadar büyük değil ama Sakarya da büyük. Evet. ve evet. Yani mesela Akyazı tarafında daha çok yayla vesaire var ve bitki örtüsü daha farklı. farklı. Daha kestane ağaçları var vesaire. Evet. Burada daha çam ağaçları, böyle biraz daha farklı meşeler, gürgenler evet. vesaire var. Mesela Geyve'ye gitmiştik orası daha da farklı. Geyve iyice farklı. Orada evet. da zeytinlikler başlıyor. Evet, hani zeytin evet. ağaçları var vesaire var. Yani ist Köy hayatı istiyorsanız ve şehirde yaşıyorsanız ve böyle yarı zamanlı ya da ya acaba yapabilecek miyim ben bunu diye denemek istiyorsanız bence Sakarya en uygun yerlerden. Evet yani bir tanesi. sadece Sakarya'da bölge olarak bakmak lazım yani e, köy olarak iklimle bakmak lazım çünkü gerçekten farklılık gösteriyor. Mesela Geve bana birazcık daha böyle Ege gibi birazcık daha e, zeytin ağacı olunca direkt. Evet yani. Biraz daha nasıl diyeyim, sanki daha çok güneş alıyormuş gibi geldi. Biraz hmm. daha farklı geldi yani yapısı. Burası çok farklı, arka tarafı çok farklıydı. Orayı bir de mahalle anlamında da kültürel yapısını da biraz araştırıp ona göre bir yer belirlemek daha avantajlı olabilir tabii herkes Ve taşınma kararı aldık. İşimizi kurmuştuk. Paramızı kazanıyorduk. Para kazanmak için artık İstanbul'a muhtaç değildik. Dedik ki o satışlar güzel gidiyor. Biz <laughs> her türlü geçiniriz ya. Her türlü geçiniriz. <laughs> Ta ki dolar artışı olana kadar ondan sonra satışlar birden pat diye düştü. Evet. Ama bir şekilde çalışıyorsanız paranızı kazanıyorsunuz değil mi? Ee, tutumlu olmanız gerekiyor. Şey çalışkan olmanız yani. gerekiyor. Dursun abinin hayatı nasıldı <laughs> şimdi baktığın zaman? yani Çalışkan olup tutumlu olup. Azmederseniz ederseniz de istediğiniz şeye kavuşuyorsunuz. Yine de İstanbul'da daha zor olabilir. Tabii İstanbul'da şey. daha biz taşınmasaydık. Ben şok geçiriyorum. Biz yani. taşınmasaydık İstanbul'da çok zorlanırdık evet. herhalde. Ee, ya yani çünkü burada bir şekilde işte ne bileyim dikiyorsunuz, dikiyorsunuz. yakacağınızı bir şekilde daha ucuza mal ediyorsunuz ya da işte doğalgaz kullanmıyoruz, soba yakıyoruz mesela. Ya da ne bileyim tarlaya bir şeyler ekiyorsunuz, hala dolabımızda işte hmm. yaptığımız konserveler işte buzluğa koyduğumuz, işte bahçeden topladığımız şeyler var. Yine bir takviye oluyor yani gıda anlamında da. Belki tabii ki daha ucuz elektrik kullanmıyorsunuz. Tabii ki daha ucuza su kullanmıyorsunuz. Aynı şekilde biz de burada ödeme yapıyoruz ama. Öde daha az ama Yani daha e, hesaplı oluyor yine de bence ya. Mesela? Büyük şehirlerden tek dezavantajı şu olabilir. Ulaşım büyük şehirlere ulaşım. göre daha pahalı. Yani. Ulaşım pahalı. E, daha kısa mesafeye daha yüksek rakamlar ödüyorsunuz. Tamam, bir buradan. de. Yani araçsız aslında çok zor. Evet. Özellikle bizim gibi iki çocuğunuz bir köpeğiniz varsa yani araçsız gerçekten çok zor. Ama elimizde başka bir imkan yoktu. Evet. Yani o zaman iş için satmamız gerekiyordu. Arabamızı İşte şirketimizi açtık. Marka başvurularımızı yaptık. ilk ürünlerimizi aldık. E tam o sırada da işsiz kaldık bir taraftan baktığın zaman. Hani biraz kendimiz yaşamak bir için de harcadık. Bir yandan da şöyle bir şey var. Ben de 15 yaşından itibaren hep çalışmışım. Yani çalışma hayatın içinde hep vardım ama şimdi çocuk oldu, ailem çok uzakta, Deniz'in ailesinden de bakabilecek kimse yok. Yani bize çocuk bakımının anlamına destek olabilecek kimse yok. Bostancı'yı yeni taşımışız pandeminin en Kimseyi böyle tanımıyoruz. E, pik yaptığı zamanlar zaten hani sıkıntılı zamanlar. Şeyi hatırlıyor musun ya biz bir apartmanda o zaman da yumurta dağıtmıştık ha, yani evet. herkese tanışalım diye. <laughs> Millet kapıyı açmıyor kapının önüne bırakıp gider misiniz diyor. Hani. Ha evet şey bize <laughs> apartmandakilerle tanışalım çünkü bizim hep istediğimiz bir şey işte yani günaydın, olsun nasılsınız eserdi. hani en azından Sağ selam. iyiydi o apartmanda evet, yani evet. kötü değil sonradan yöneticimiz falan, yöneticimiz falan, falan çok iyiydi evet. buradan Sevgi abla selam olsun ama yani şey olmuştu çok şaşırmıştım ben. Ya işte kapıya bırakır mısınız? Hani ben sonradan alırım deyip hani biz kapıya bıraktık. Üst kata çıkınca kapıyı açıp aldı. Hani ya dedik ne oluyor? <gülüyor> Aynen <gülüyor> çok öyle. enteresandı. E o dönemde de benim de çocuğu birine emanet etmem bir de gelip gidecek birine hani sürekli yatılı biri biriyle olmamız zaten mümkün değil o. Yok evet, bu da, da bir nokta. Aşağı. Filiz de işinden ayrılmıştı hani. Yani. O yüzden yoksa mesela biz kendi işimizi kursaydık ama Filiz işten ayrılmasaydı gene belki gelmeyi düşünemezdik. Düşünemezdik tabii. Yani bunların hepsi bir şey evet yani bir şekilde şartlar öyle bir olgunlaştı, öyle bir hale geldi ki bizim için böyle bir hayatı seçmekte hiçbir engel kalmamıştı. Hatta daha bile iyi oldu evet. yani bizim için bu bu karardan hiç pişman olmadık. Keşke İstanbul'da kalsam mıydık hiç demedik. Hiç Böyle bir cümle hiç kurmadık evet. yani. Hiç o noktada bir Hiç de özlemedik Evet, sıkıntı olmadı yani. Evet, hayat hikayemizin bundan sonraki sayfaları da köy yaşamı içerisine geçecek. Köy yaşamını, köy hayatını gerçekten çok sevdik. Buna da adapte olabildiğimizi düşünüyorum, uyumlandığımızı düşünüyorum. Ya şu çok önemli. Sabah kalkıyorsunuz, ailenizle kahvaltı edebiliyorsunuz. Yani bu şehirdekilerin belki sadece hafta sonu yapabildiği bir şey ama biz burada bunu her gün yapabiliyoruz. Çocuğunuzla vakit geçirebiliyorsunuz. Ne bileyim bahçeye inip mesela az önce oldu ya niye uyutacağım ama işte bir salıncakta sallasana biraz işte bahçede onun bir salıncağı var. İşte i̇nip kızınızla, oğlunuzla, karınızla güzel vakit geçirebiliyorsunuz. Ya hadi gel bir yürüyelim deyip ormana girebiliyorsunuz. Kafanızı dışarı çıkarttığınız anda böyle oksijenle ...karşılaşıyorsunuz. Çünkü ormanların... ...yanında yerler seçiyoruz genelde. Değil mi? Gelenlerin hep ya uykusu geliyor... ...ya başı ağrıyor. <laughs> hani böyle... ...hava çarpıyor. Kaliteli şeylerle besleniyorsunuz. İyi ki yapmışız diyeceğimiz bir şey. Şayet böyle aşırı... ...lüks tutkunuz yoksa... ...aman elimi çamura sokamam... ...çamura basamam. İşte hep böyle çok... ...güzel giyineceğim. işte sakal çok önemli. Şu çok önemli. Dur... ...işte tıraşım çok iyi olsun... ...nuz yoksa... Bence böyle bir hayat yaşamanız hem ömrünüzü uzatır, uzatır. Daha mutlu olmanızı sağlar. Hem de yani bizim herhalde bu yaşlarımız en önemli yaşlarımız ve biz en önemli yaşlarımızda aile olarak devamlı bir arada, böyle devamlı bir arada derken hani burada da bir zorunluluk olarak değil böyle isteyerek, severek bir arada güzel vakit geçirerek yaşayabiliyoruz. Bunun da çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Evet. Yok köye yerleşmek illa kendinizi bırakmanız gerektiği anlamına da gelmiyor. E, yani, sak sakal önemli değil derken. Yok <laughs> yo, yani nasıl istiyorsanız öyle yaşarsınız. Yani orada şunu yani bana demek göre istedim. Bunu, yani ben bizim birazcık halkımızda bizim insanımızda sonuçta biz de bu kültürle yaşadık. Elbette bizde de var ama yani bunun farkına varmak lazım. Biraz böyle şekle çok önem veriyoruz. Yani köyde yaşıyorsan böyle gözükürsün. E işte. Ya ben orada şunu. Plaza'da demek çalışıyorsan. Plaza'da çalışıyorsan mi? her gün sakal tıraşın olman gerekiyor. Ya bak burada salıp böyle gayet rahat dolaşabiliyorsun. Biraz kırıldı bence artık. O eskisi gibi değil ya. Ya da ne bileyim sabah çıkacağım bahçeye. Ya dur saçım nasılmış? Bunu taramam lazım vesaire Demeceksin. demen gerekmiyor. Tabii ki. Daha rahat yaşıyorsun. Tabii ki. Bundan bahsettim. Peki. <laughs> Kızma peki <laughs> Yani rahat, güzel bir hayat. Öneririz arkadaşlar. Dostlar, evet. canlar, imkanınız varsa, imkanınız varsa ki. bence hiç hayatınızı boşa harcamayın. Çünkü yani hayatın koşuşturmacası bir yandan işin en önemli kısmı gerçekten geçim kısmı. Yani bizim eğer kendi kurduğumuz ya şöyle böyle kör topal bir şekilde ilerliyor. Evet, en başlardaki o pandemi dönemindeki büyük satışlar gerçekten yok. Yani bir şekilde hani anca geçiniyoruz işte ama yani yine de bunu yapabiliyorsanız böyle bir imkanınız varsa Yapın. Ee, yapın yani kesinlikle ömrünüzü ömür katarsınız bence de yani aynı fikirdeyim. Tabii herkes aynı hayat temposundan aynı şeylerden zevk almıyor olabilir ama köy hayatına ilgileniyorsanız ve bence bu videoyu izliyorsanız hoşlanıyorsunuz demektir. Ee, o zaman tercih edebilirsiniz. Ya korkmayın, başlayın arkadaşlar. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Bir şekilde oluyor kervan yolda düzülüyor. Biz de tabi ki yani çok plansız, programsız çıkmadık. Bir sürü Planımız işte şu şöyle olursa böyle yaparız vardı ama o planların hepsini hayat çok güzel bozuyor zaten. Pek umduğunuz gibi de olmuyor bazı şeyler. O yüzden enerjiniz varsa, isteğiniz varsa, zamanınızı ayırabiliyorsanız mutlaka deneyimlemeniz gereken bir hayat. şunu söyleyeyim. Yani gerçekten hayatımızın bayağı karmaşık bir dönemindeyiz. Yani ben Denizle tanıştım tanışalı <laughs> 2000 2016'da tanıştık biz denizle. 2016'dan bu yana ben hayatımızın bu kadar karmaşık olduğu Tabii. bir dönemde hatırlamıyorum. Hı. Çok güzel şeyler oluyor. Yani terazi var. <laughs> Terazinin bir tarafında Allah'tan güzel şeyler de var da şükredeceğimiz evet, şeyler. Ee, hani bu tarafı birazcık daha tolere ediyor ama yani bu tarafta şu anda maddi manevi gerçekten Hı. çok zor, karmaşık bir süreç. Birçok insan benzer şeyler yaşıyordur. Hiç kimse için hayat kolay değil. Tabii ailesel içinde... zorluklar var şu an. Maddi bir takım zorluklar var. Elektroniklerle başımız Elektroniklerle belada. Elektroniklerle başımız. Gerçekten. En son televizyonumuz bozuldu. Artık hani ya evet. nazar değiyor. Artık hani böyle devamlı elektronik bir şey bozuldu. Şu bozuluyor. an televizyon çalışmıyor. Bulaşık makinesi zaten diğer evden buraya gelirken çalışmıyordu. Kameramızı suya düşürmüştük. Deniz'in telefonu ancak mouse <laughs> kullanabiliyoruz. Başka hoparlörümüz bozulmuştu. Evet inşallah başka bir şeyimiz Ay, inşallah. bozulmaz. İnşallah yani hani bir de çalışır durumda benim telefon kaldı. <laughs> Korkuyorum bayağı karmış bu nedir neden kaynaklanıyor evet, anlamıyorum. Mars mı geri gidiyor ay mı tutuluyor <laughs> hani ne oluyorsa. Artık e, zor bir süreç ya. ama yani şu anki bunu anlatışımızdan beri ne kadar aslında keyifli olduğumuzu ve bunlara bile takılmadığımızı e, anlıyorsunuzdur. Bu tarz videoların gelmesi için bize destek oluyorsunuz çok teşekkür ediyoruz. Abone oluyorsunuz bildirim zilini açıyorsunuz yorumlar yazıyorsunuz. Bu bizi çok mutlu ediyor yorumlara teker teker cevap veriyoruz. Gelenler oluyor değil mi? Kaç kişi ziyaretimize geldi? Kaç evet, kişiyle tanıştık? Çok sürpriz böyle ziyaretler oldu. Çok keyifli vakit geçirdik. Çok geçirdim. Yani YouTube iki sebepten dolayı iyi ki açtık diyorum. Birincisi çok güzel insanlarla tanıştık. Ailemiz de giderek büyüyor. Tanışmaya da devam ediyoruz. Şu mecra olmasa belki asla tanışamazdık. 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 İkincisi de yani sonuçta şu var. Ya yani kanal var. Video yüklememiz lazım. Dürtüsü bizi o kadar çok şey yaptırdı ki Belki YouTube kanalımız olmadan buraya gelseydik bu kadar yayla, göl vesaire gezmeyecektik. Gezmezdik. Ben Kerem Ali'ye büyük ihtimal bisikletle çıkmayacaktım. Ayı kovalamayacaktı <laughs> beni. Ya da ne bileyim bu kadar ekip dikmeyecektik. Konservedir, turşudur vesairedir yapmayacaktık. Yani daha az böyle bir şeyler yapacaktık. Bizi de böyle çok güzel kampçıladı ve hayatımızın tam bu döneminde çok aktif ve böyle yoğun bir şekilde evet. yaşamamıza neden oluyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Evet sevgili dostlar. Gelecek videolarda görüşene kadar hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki video inşallah ev turu olacak. Onu şimdiden Evet. Artık. Evet. Ev turumuz gelecek <laughs> evet. de canlı yayın var. Canlı yayın yaklaşıyor. Hafta sonu da canlı evet, yayın var. Pazar günü canlı yayın var. Ha pazar günü canlı yayın var. Bir sonraki videoda salı günkü videoda ev turu olacak. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. ...aranan huzurlu ortam bulundu. <laughs> Burası bizim evimizin arka bahçesi. Bunlar zannediyorum komşumuzun inekleri. İlk bahçeye girdiklerinde çok mutlulardı. Fakat şarjım çok azdı maalesef çekemedim. Şimdi daha sakinler ama demin çok mutlulardı. Böyle atlayıp zıplıyorlardı Çok tatlı gözüküyorlardı. Keşke onu kaydedebilseydim ama. <laughs> Murat Deniz aşk. Hadi anneye dişini göster.